Merhaba arkadaşlar, Teknik Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle orijinal yayınlarının AYT türev faskının çözümlerine devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Bölüm 2'de türevin geometrik yorumu kısmında kalmıştık arkadaşlar. Burada bir de orijinalden dinle serisinin çözümlerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Burada 16 tane güzel mi güzel soru var. Zaman kaybetmeden hemen birinci sorumuzdan başlayabiliriz. Burada diyor ki bize fonksiyonumuzu vermiş. Fonksiyona göre x eşittir bir apsiste noktasındaki teğeti x eksenine paralel olduğuna göre a kaçtır? X eksenine paralel demek arkadaşlar, hemen eksenimizi çizecek olursak bir ezbere de bilebilirsiniz. Veya bunu hemen çizerek de gösterebiliriz. Burası x, burası y eksenimiz. X eksenine paralel şu demek. Yani y eşittir a doğrusu olarak söyleyebiliriz bu nokta a ise. Bu ne yapıyor arkadaşlar? X eksenine paralel giderken şu şekilde düşünebiliriz. Düz yolda gidiyormuş gibi. Düz yolda giderken bir yokuş çıkıyormuş, çıkmıyoruz. Yokuş çıkmadığımız için eğimin ne olduğunu söyleyebiliriz. Sıfır olduğunu söyleriz ve soruyu esasında bitirmiş olduk. Eğim nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Birinci türevinde yerine yazarak. Hemen birinci türevini bulalım. 2x küpün türevini alırsak 6x kare eksi a olmuş oldu. O zaman f'in türevinde birinde neye eşit olacağını söyleriz. Sıfıra eşittir. 6 çarpı x kare 6 yapar. Eksi a. Buradan 6'yı karşıya atarsak a'nın 6 olduğunu söyleyebiliyoruz. Geldik bir diğer sorumuza. Fonksiyonunun x eşittir 1 ve x eşittir eksi 1. x1, x eşittir 1 noktalarından çizilen teğetler birbirine dikmiş. O zaman arkadaşlar teğetler dikse m1 çarpı m eksi 1, yani 1 ve eksi 1 noktası olarak düşünebiliriz. Dik olduğundan dolayı çarpımları eksi 1'e eşittir ve değerler toplamını soruyor. Hemen f'in türevinde x'i bulalım. Sonra f1 ve f-1'i buluruz. X karenin türevi 2x artı ax'in türevi a'dır. 2'nin türevi de 0. Bu a'yı biraz daha düzgünce yazmış olalım. 2'nin türevi 0. Hemen 1 yazarsak yerine 2 artı a çarpı. Buradan eksi 1 yazdığımız zaman eksi 2 artı a'nın eksi 1'e eşit olduğunu söyledik. Eğimler çarpımı ne olacak? Eksi 1 olacak. Dik kesiştikleri için unutmayalım. Eksi 4 artı 2a eksi 2a artı a kare eşittir eksi 1. Burada 2a'lar birbirini götürdü arkadaşlar. Zaten 2 kare farkından mantıklı olarak götürmesi gerekiyor. A kare eksi 4 eşittir eksi 1. Buradan a kareyi ne buluruz arkadaşlar? 3 olarak bulmuş olduk. A kare 3 ise a sayısı ya kök 3'tür ya da a sayısı eksi kök 3'tür. Kök 3 ile eksi kök 3'ü çarparsak arkadaşlar cevabımız eksi 3 olarak gelmiş olacaktır. Geldik bir diğer sorumuza. Diyor ki bize f'i tanımlamış, a'yı çıkartmış. A'yı çıkartma nedeni de ne arkadaşlar? Paydayı tanımsız yapması. Fonksiyonun x eşittir bir apsis noktasından çizilen normalin denklemi doğrusuna paralelmiş a'yı bizden istiyor. Şimdi arkadaşlar hemen burada 3y eşittir 6x eksi 2. Buradan her tarafı 3'e bölersek y'yi ne buluruz? 2x eksi 2 bölü 3. Neden böyle bir şey yaptık? Şundan dolayı. Y yalnızken denklemimiz şu. Y eşittir mx artı n. Burada y yalnızken x'in katsayısı bana eğimi verir. O zaman buradan eğim nedir? Mn diyelim. Normal çünkü bu. Paralelse eğimler birbirine eşit olacak. Normal ile bu doğru birbirine paralel olduğu için bu doğrunun eğimi 2'dir ve normalin eğimi de 2'dir bu cepte. Ben bir de ne biliyorum arkadaşlar? Normal ile MN çarpı MT dik kesiştikleri için eksi 1'dir. Normali 2 yazdık çarpı MT eşittir eksi 1. Buradan MT'yi ne buluruz arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 buluruz. Bunu da o şekilde belirtelim. Ben ne biliyorum? Buradaki bir noktasını verdiyse bana f'in türevinde 1 kaça eşit olması lazım? Eksi 1 bölü 2'ye eşit olması gerektiğini anlamam gerekir. Çünkü birinci türevde yerine yazınca bana eğimi verir. Neyin eğimi? Teğetin eğimi. Hemen türev alalım. F'in türevinde x eşittir. Bölüm türevini uygulayacağız. Üst tarafın x artı 3'ün türevi nedir? 1'dir. Çarpı alt tarafı yazdık. X eksi a artı değil tabii ki de eksi. Alt tarafın türevi 1'dir. Sonra x artı 3'ü yazarız. Paydamızda ne olmuş olacak arkadaşlar? X eksi a'nın karesi. X yerine 1 yazacağız. Üst tarafta 1 yazarsak 1 eksi a eksi
Burası 1 yazdığımız zaman 4 eksi 4 bölü 1 eksi a'nın karesi eşittir eksi 1 bölü 2'ye. Sonra burada içler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar eksi 2 a eksi 6 eşittir. Buranın karesini aldığımız zaman arkadaşlar ve eksi 1 ile çarparsak eksi a kare. Burada görüntünün arkasında kalmaz. Eksi 2 a'ydın ama artı 2 a olur. Sonra ne diyeceğiz bir de artı 1 eksi 1 olmuş oldu. Hemen burada hepsini sol tarafa atarsak a kare eksi 4 a eksi 5 eşit 0. Çarpanlarını ayırdık. A eksi 5 çarpı a artı 1 eşittir 0. A buradan ya 5'tir ya da eksi 1'dir. Onu yazmamıza bile gerek yok. Çünkü neden? Bana a'nın burada pozitif olduğunu verdiği için a'nın değerine gelmiş oldu. 5 gelmiş oldu. Ve 3. soruyu bitirdik. Geldik 4. sorumuza. X eşittir 2 apsisle noktadan çizilen teğet doğrusu ile eksenler arasında oluşturduğu bölgenin alanını bizden istiyor. Şimdi hemen türevini bir bulalım. F'in türevinde x eşittir 3x kare. Hemen f'in türevinde 2'yi bulacak olursak 3 çarpı 2'nin karesi 4 ne geldi? 12 geldi. Yani eğimimiz 12. Eğimi bulduktan sonra doğrunun denklemini yazmak için bir de neye ihtiyacımız var? Geçtiği noktalara ihtiyacımız var. Ben burada x yerine 2 yazarsam f 2 ne yapar? 2'nin küpü 8 artı 1 9. Bu bana neyi verdi? Şunu verdi. 2 apsisli ve 9 ordinatlı noktadan geçiyor. Ve eğimimizi de kaç bulduk arkadaşlar biz buradan? 12 olarak bulduk. Şu şekilde denklemi yazabiliriz. Y eşittir mx artı n. Şimdi y neye eşit olmuş olur arkadaşlar? 12x. Ben burada x yerine 2 yazdığım zaman 9'u bulmam lazım. Fakat 2 yazdım 24 oldu. O zaman yanında ne olması lazım? Eksi 15'in olması gerekir ve doğru denklemi ortaya çıktı. Sonrasında x'e 0 verirsem y'yi ne buluruz? Eksi 15. Y'ye 0 verdiğimiz zaman x'i ne buluruz buradan? 15 bölü 12 buluruz. 3'e böldüğümüz zaman 4 bölü 3 değil tabii ki de. 5 bölü 3 diye de 3'e böldük. 5 bölü 4 olarak en sonunda revize etmiş olduk arkadaşlar. Hemen bunun grafiğini çizelim. X, Y eksenlerimizi çizdik. Biraz kalınca oluyor tabii bu çizim. Hemen bunu da incelttik biraz. Şimdi doğrumuz X'i nerede kesecek arkadaşlar? 5 bölü 4 Y'yi eksi 15'te şöyle bir grafik çizebiliriz. Hemen koordinatlarını da gösterelim. Bu noktamız arkadaşlar 5 bölü 4. Bu koordinatımız da neymiş? Eksi 15. Benden istediği alan şurası arkadaşlar. Bir kenarda 5 bölü 4 var. 5 bölü 4. Diğer kenarda 15 var. Çarpıp 2'ye böleriz. Buradan da ne yapar arkadaşlar? 75 bölü 8 eksenlerle oluşturduğu bölgenin alanı yapmış olur. Geldik bir sonraki sorumuza. Yukarıda D doğrusu F fonksiyonunu x eşittir 4 apsisli noktada teğettir. O zaman buradaki hemen eğimini bulabiliriz arkadaşlar. Eğimi hesaplayacak olursak dik üçgen var burada. Dik üçgeni hemen hop kenarlarını gösterdim. Kaça kaç? Alt tarafta 1 ile 4 var 5. Burada da 5 var. O zaman eğim nedir? 5 bölü 5'ten 1'dir. Peki bu bana neyi verecek? F'in türevinde 4 noktasındaki değerinin 1 olduğunu verecek. Sonra sorunun içine girebiliriz. Burada arkadaşlar G'nin türevinde burada tabii sığmayabilir. Sağ üst taraftan yazmaya çalışacağım. G'nin türevinde 2 eksi x. Bir de ne yapacağız? İçinin türevini aldık. 2 eksi x'in türevi eksi 1'dir. Yazdık eşittir. Burada 2 fx'in türevi 2'nin f'in türevinde x. Sonrasında buradaki işlemi gerçekleştirmiş olacağız arkadaşlar. Ben burada x'i içeriye attığım zaman kare olarak gelir. X küp oldu. Yani bu nedir? X'in hemen geri alalım. X'in 3 bölü 2. kuvveti. O zaman artı 3 bölü 2'yi yazıyoruz. 3 bölü 2'den 1 çıkarttığımız zaman x üzeri 1 bölü 2 yapar. Yani kök x olmuş oldu. Şimdi eksi 2 istiyorsa x yerine ben ne yazmam gerekiyor? 4. Eksi g'nin türevinde eksi 2 eşittir 2 çarpı. F'in türevinde 4 artı 3 bölü 2 çarpı kök 4 oldu. Ben f'in türevinde 4'ü kaç olarak buldum bu tarafta? Bunu eğimden hemen seçtik. 1 olarak bulduk. Buradan 2 artı 3 bölü 2 çarpı 2. Tak tak bunlar gitti. G'nin türevinde
Eksi 2'yi kaç olarak buluruz? 2 burada, 3 burada topladık. 5 olarak buluruz ama eksiyi unutmayacağız. O zaman g'nin türevinde eksi 2'nin kaç olduğunu söyleriz. Eksi 5 olduğunu söylemiş oluruz. Bu şekilde 5. soruyu da bitirdik arkadaşlar. Zaman kaybetmeden 6. sorumuza bakalım. Diyor ki eğrisine biri 3 noktasına çizilen teğetin x eksenini kestiği noktanın apsisi. O zaman ilk olarak eğimi bulacağız. Sonrasında da neyi bulmamız gerekir arkadaşlar? Denklemi bulacağız. Sonra y'ye 0 yazdık mı hop x eksenini kestiği noktayı bulmuş oluyoruz. Hemen fx'i bir düzenleyelim arkadaşlar. Üslü ifade olarak yazınca daha kolay olur. X kök x neye eşittir? X'in 3 bölü ikinci kuvvetine eşittir artı. Ne demiş olacağız? 2 çarpı x üzeri eksi 1. Türev alabiliriz hemen. F'in türevinde x eşittir. 3 bölü 2'yi başa aldım. Çarpı x üzeri 3 bölü 2'den 1 çıkartırsak ne kalır? X üzeri 1 bölü 2 yani kök x olmuş oldu. Eksi 1'i başa aldık. X üzeri 2'yi de unutmayalım tabii. 2 çarpı x üzeri eksi 2. Bana ne lazım? F'in türevinde 1 lazım. Çünkü apsiste noktayı bana ne vermiş? 1. Ben bu noktaya göre teğetin eğimini bulmuş oluyorum. Buradan 3 bölü 2 gelir. 1 yazdık mı bir önemi yok. Eksi 2. Buradan ne yapar arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 benim neyim gelmiş oldu? Eğimim gelmiş oldu. Denklemi nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Y eşittir. Mx artı n şeklinde yazmış oluyordu. O zaman veya y eksi y sıfır eşittir. N parantezinde x eksi x sıfır. Eğer ben şunu söyleyebilirim. Eğimim kesirli bir ifade ise bunu kullanmayı tercih ederim. Çünkü diğerinde işlem hatası yapma ihtimalimiz biraz daha yüksek olabiliyor. Y sıfır dediğimiz buradaki 3'tür. X sıfır dediğimiz 1'dir. Y eksi 3 eşittir. Eksi 1 bölü 2 parantezinde x eksi kaç demiş olacağız? 1 demiş olacağız. X eksenini kestiğinde y nedir? Sıfırdır. O zaman y'ye 0 verelim ve işlemi gerçekleştirelim. 0 eksi 3 eşittir. Eksi 1 bölü 2 parantezinde x eksi 1. Buradaki 2'yi karşıya atalım. Bu eksiler de artı olsun. Sıfırın bir önemi yok zaten. 6 eşittir x eksi 1 olur. Eksi 1'i karşıya atarsak x'imiz buradan 7 gelmiş olur. Yani x eksenini 7'de keser. 7'ye 0 noktasından arkadaşlar geçtiğini söyleyebiliyoruz. Ve zaman kaybetmeden geldik 7. sorumuza. Eğrisi x eşittir bir apsisli noktada x eksenini teğet olduğuna göre bizden ne istemiş arkadaşlar? A artı b'nin toplamını istemiş. Şimdi arkadaşlar x eksenini burada teğet ise x eşittir bir noktasında şu şekilde gösterelim. Nasıl teğet olabilir? Eğimi ne olur diye düşüneceğiz. Bir grafik çizeceğiz. Bu üçüncü dereceden ama benim için burası önemli. Teğet demek şöyle bir grafiğin gelmesi demektir arkadaşlar. Bu noktada teğet olduğuna göre bu noktada nedir arkadaşlar? Tam x eksenine teğet oldu. Hop geçti burada eğim sıfırdır. O zaman diyeceğiz ki f'in türevinde 1 eşittir sıfırdır diye bunu söyleyebiliyoruz. Bir yazalım o zaman. Türevini alalım. F'in türevinde x birazdan farklı bir bilgi daha vereceğiz ama ilk olarak türevi kullanalım. 3x kare eksi 2ax artı 5. Hemen 1 yazarsak yerine 3 eksi 2a artı 5 eşittir 0. Buradan 2a'nın 8'e eşit olduğunu buluruz. 2a'nın 8'e a'nın da 4 olduğunu söylemiş olduk. Şimdi denklemimizi yazacak olursak tekrardan türevi değil tabii kendisine yazacağız. Fx eşittir. X küp eksi 4x kare artı 5x artı b eksi 1. Neden yazdık? Şundan dolayı. Tamam. Bir noktasında teğet ama buranın koordinatı nedir arkadaşlar? 1'e 0'dır. B'yi de buradan yakalayacağız. X yerine 1 yazarız. Hop 0'a eşitleriz arkadaşlar. 1 eksi 4 artı 5 eksi b değil artı b. Eksi 1 eşittir 0. Buradaki artı 1 ile eksi 1 birbirini götürdü. Burası ne yapar? 1 yapar. Karşıya atarsak eksi 1 olarak b'yi buluruz. Bizden a ile b'nin toplamını istiyor. A'yı 4 bulmuştuk. B eksi 1 toplamı kaç yapar? 3 yaparmış arkadaşlar. Bu şekilde de 7'yi de bitirdik. Geldik 8'e. Yukarıda d doğrusu f ve g eğrisinin x eşittir apsisli noktasına teğettir. Verilene göre bizden h'ın türevinde 2'yi istiyor. Şimdi arkadaşlar burada teğetse bu noktadaki eğimi bulalım sonra sorunun diğer kısmına girebiliriz. Buranın uzunluğu 2, buranın uzunluğu 3.
Buradaki eğimden bak yola çıkacak olursak eğim nedir? 2 bölü 3'tür. Tepe nokta sağ tarafa yatık olduğu için pozitif olarak alabiliriz. Tam iki noktasında teğet olduğuna göre bu noktalarda türevleri nedir arkadaşlar? 2 bölü 3 yani. F'in türevinde 2 eşittir. G'nin türevinde 2. Hop bu da 2 bölü 3'tür. Ek olarak şunu da söyleyebiliriz. F2 eşittir G2. Çünkü ikisi de aynı noktadan geçiyor. Koordinatlarında ne oluyormuş? 2 oluyormuş. Bu bilgiler bir dursun. Buna göre bir yaklaşımda bulunalım. Benden h'in türevini istiyor. Yazalım o zaman. H'in türevinde x. Bileşke fonksiyonun türevinden başlayacağız. X'in türevine baktık. G'nin türevinde x çarpı f'in türevinde gx demiş olacağız. Artı içerinin türevini alırsak arkadaşlar ne yapar burası? 3 yaptı. G'nin türevinde 3x eksi 4 diye yazmış olduk. Görüntüde bir sıkıntı olmaması adına bunu biraz daha küçük olarak yazalım. 3 çarpı g'nin türevinde 3x eksi 4. Görüntüde de bir problem yok. Şimdi değerleri yerine yazacak olursak arkadaşlar benden ne istiyor? H'in türevinde 2. O zaman h'in türevinde 2 eşittir. Buradan g'nin türevinde 2 yapar. Burada g2'yi kaç olarak söyledik? Biz 2 olarak söylediğimiz için f'in türevinde 2. Artı 3 çarpı g'nin türevinde içeriye 2 yazarsak 2 olarak gelmiş oluyor. G'nin türevinde 2'yi ben kaç olarak yazmışım üstte? 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 artı 3 çarpı g'nin türevinde 2'yi de kaç olarak söylemiş olduk arkadaşlar baktığımız zaman? 2 bölü 3'te bunu söyledim. Buradan 4 bölü 9 artı 6 bölü 3 yapar. Bunu 3 ile genişlettiğimiz zaman arkadaşlar 4 artı 18 bölü 9 yapar. Buradan da cevabımızın 22 bölü 3 olarak geldiğini söyleyebiliyoruz. Geldik bir diğer sorumuza. Fonksiyonun eksi 2'ye 7 noktasından çizilen teğetin fonksiyonu kestiği diğer ordinatın değerini bizden istiyor. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Burada kestiği noktayı nasıl bulmuş olacağız arkadaşlar? Birbirine eşitleyerek bulacağız. İlk olarak doğrumuzun denklemini bulalım. Doğrumuzun denklemini bularken geçtiği noktalar eksi 2, eksi 7. Ve ben türevini bulup eğimini bulalım. F'in türevinde x neye eşittir? 3x kareye eşittir. O zaman f'in türevinde eksi 2'yi bulacak olursak 3 çarpı 2'nin karesi 4'ten 12 oldu. Denklemi nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Y eşittir mx artı n. Ben şunu demiştim. Eğer eğimim tam sayıysa bunu. Tam sayı değilse şunu kullanıyorduk. Üst tarafta yazayım kullanmayacağım ama. Y eksi y sıfır eşittir. N parantezinde x eksi x sıfır. Bu formülü de tercih edebilirsiniz. Size kalmış bir durum bence. Y eşittir. Eğimimiz 12x. Ben buraya eksi 2 yazınca eksi 24 yapar. Eksi 7 olması için yanında ne olması lazım arkadaşlar? Artı 17 olması gerekir. Şimdi diyor ki bana bu var. Bunları birbirine eşitleyelim. Birincisi bu. Yani verilen doğrumuzun grafiği bu. Daha doğrusu verilen fonksiyonun grafiği. Denklem x küp artı 1. Buna teğet olan doğrunun denklemi de bu. Ben bunu çizdiğim zaman şöyle bir grafik çizmiş olurum arkadaşlar. X küp şöyle orijinden geçecek bir grafiktir. Ben bunu bir eklediğim zaman ne yaparım? Şu şekilde yukarıya taşırım. Tam eksi 2 noktasında ne olmuş oluyor? Buna teğet olmuş oluyor. Eksi 2 noktasında teğet olduğuna göre gelip bir yerden de kesiyor. Bu kestiği noktanın apsisini buluruz. Sonra benden ordinatını istiyor. Buna da k diyelim. Bu denklem x küp. Bu denklemde nedir arkadaşlar? X küp artı 1'dir. Kesiştikleri noktayı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Birbirine eşitleyerek buluruz. Yazalım o zaman. X küp artı 1 eşittir. 12x artı 17 diye söyleyebiliyoruz. Sonrasında bunu karşıya atarsak. X küp eksi 12x. Biri de karşıya attık 16. Bunu x parantezine alırsak x kare eksi 12 eşittir 16 diye söylemiş oluyoruz. Farkındaysanız arkadaşlar x yerine eksi 2 yazdığımız zaman daha doğrusu buraya x parantezine aldığımız zaman bu geldi mi? Evet geldi. Eksi 2 yazdığımız zaman 16'yı veriyor. Farklı bir değer yazınca da 16'yı vermesi gerekir. Peki bu değerimiz kaç olabilir diye incelediğimiz zaman arkadaşlar burada 4 yazarsak x yerine 4 yazdığımız zaman yine neyi vermiş oluyor arkadaşlar? Eşitliği sağlamış oluyor. O zaman kesiştiği noktanın apsisi burada 4. Ordinatını nasıl bulabiliriz? İster
Bu doğru denkleminde ister bu f fonksiyonu da yerine yazarız. F4 dersek sonuca ulaşırız. 4'ün küpü 64 artı 1 deriz ve 65 olarak kesiştiği noktanın ordinatı ortaya çıkmış olacaktır arkadaşlar. Güzel ve bir tık zor sayılabilecek bir soru olduğunu belirtelim. Diyor ki parabolün x eksenini kestiği noktalardan çizilen teğet doğruları birbirine dik kesiştiğine göre a'nın pozitif değeri kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar önemli nokta ve kritik bilgimiz şu. Neresi? Bilgiyi bir çizelim. Çizilen teğetler nereden x eksenini kestiği noktadan çizilen teğetler dikse bu bilgi önemli. Eğer x ekseninden çizilen değerler dikse delta eşittir 1 diye söyleyeceğiz. Bunu ek olarak bilelim. Bunun dahilinde soruları yapalım. Delta eşittir. A kare eksi 4 çarpı 2 çarpı 1 eşittir 1. Buradan a karenin kaç olduğunu söyleriz. 9. A'ya 3 ya eksi 3'tür. Benden pozitif istediği için 3 olmuş olacaktır arkadaşlar. Bunu bileceğiz. Buna göre yapacağız. Yoksa ispatına girersek işin içinden çıkması zor bir hal almış olur. Geldik bir diğer sorumuz arkadaşlar burada. 11. soruya geldiğimiz zaman diyor ki y eşittir fx fonksiyonun a birebir noktasından geçmektedir. Yani f1 o zaman 1'e eşit. Bu ek olarak bir dursun. Y eşittir f x, y eşittir fx, x eşittir bir absiste noktasından çizilen teğetleri birbirine paraleldir. O zaman diyeceğiz ki f ta 1 eşittir f'in türevinde 1'e eşit. Hemen türev alalım. Tabii türevi almadan sorunun devamını da okuyalım. Noktasından çizilen teğetler hiçbiri x eksenine paralel olmadığına göre, x eksenine paralel olmadığına göre demek m eşit değildir 0, türevimiz 0 eşit olmayacak. F'in türevi 1'i benden istiyor. Şimdi ilk olarak ne yapmamız lazım? F x'in türevini alacak olursak alalım. İçtekinin türevi f'in türevinde x çarpı f'in türevinde fx olur. Eşittir f'in türevinde x. Ben burada ne demiş olacağım arkadaşlar? Bunların birbirini götürdüğünü ve buranın 1 olduğunu söyleyebilirim. Burada başka bir işlem yok. X yerine 1 yazacağız. F'in türevinde f1 1'e eşit. F1'i de kaç olarak verdi bize zaten? 1'e 1'den geçtiğine göre 1. Burası 1 oldu, o zaman soru direkt çıktı. F'in türevinde 1 eşittir 1'dir. Ondan dolayı cevabın 1 olduğunu söyleriz. Neden 0'a eşit olduğunu söylemedi? Çünkü bu sadeleştiği zaman bunların 0 olma durumu olduğu için bunu bize belirttiğini söyleyebiliriz. Çünkü ben buraya da 1 yazdığım zaman 0 da olabilirdi. Çünkü 0 yazsak sağa sola yine eşitlik sağlanmış olur. Diyor ki eğrisinin x eksenine paralel doğrusu olmadığına göre yani bu şu demek f'in türevinde x eşit değildir 0. Türevi al demek ki kökü yoktur diyor. O zaman türevi için delta küçüktür 0 diye söyleyebiliriz. Hemen türev alalım. F'in türevinde x 1 bölü 3'ü yazdık çarpı 3'ü başa aldık üstü bir azalttık x kare. Eksi 2'yi başa aldığımız zaman p eksi 1x artı 4. Burada 3'ler gitsin. F'in türevinde x'i ne bulduk o zaman? X kare eksi 2 parantezinde p eksi 1x artı 4. Hemen delta'nın sıfırdan küçük olduğunu söyledik. Delta'yı alırken b'miz burası. 2 parantezinde p eksi 1'in karesi. Eksi almamıza gerek yok. Zaten ne olacak arkadaşlar? Karesini aldığımızda pozitif olacak. Artı eksi 4 ac olduğuna göre 4 burada 1 burada 4 de formülden geldi 16 küçük 0. Burada kareyi alacak olursak 4p kare eksi 2p yapardı. 4p burayı da kaç olarak söylemiş olacağız arkadaşlar çarptığımız zaman? Eksi 8p edeceğiz. Artı 4 olarak söyledik. Eksi 16 küçük 0. Her tarafı 4'e sadeleştirecek olursak. Şurayı da bir yazalım. Ondan sonra sadeleştirelim. 4p kare eksi 8p eksi 12 küçük 0. Delta yazdığım yerden devam ediyorum. Her tarafı sıfıra böldüm. P kare eksi 2p eksi 3 küçük 0. Çarpanlarını ayırırsam p eksi 3'e p artı 1 oldu. Köklerden bir tanesi p'miz 3. Diğerine geldi eksi 1. Hemen tablo oluşturdum. Eksi 1'e 3 diye. Buralarda sıfırlanmış oluyor. Neyle başladık? Artı, eksi, artı. Benden ne istiyor? Küçük olanı istiyor arkadaşlar farkındaysanız. O zaman negatif aldık.
hangi aralık olduğunu söylemiş oluruz? Eksi 1 ile 3 aralığı olduğunu söyleyebiliyoruz. Geldik 13. sorumuza. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonunu vermiş. Y eşittir 7x artı m artı 1 doğrusu grafiğine teğet olduğuna göre. Şimdi nerede teğet olduğunu bilmiyoruz. Bunu nasıl bulacağız arkadaşlar? Y yalnız iken x'in katsayısı bana neyi verdi? Eğimi verdi. O zaman ben bir noktada teğet ve bunun eğimi de neymiş? 7'ymiştir. Hemen türev alalım. F'in türevinde x eşittir. Buradan dörtler birbirini götüreceği için x küp eksi 1. Ben x küp eksi 1'i arkadaşlar 7'ye eşitlerim. X küpü kaç olarak bulduk? 8. M ne geldi buradan? 2. Demek ki iki noktasında bunlar birbirine teğettir. Çünkü eğimi iki noktasında tam ne oluyor arkadaşlar? 7'yi bana vermiş oluyor. Peki iki noktasında ordinatı ne oluyor? F2'yi bulalım o zaman. 2'nin dördüncü kuvveti 16 bölü 4. Eksi 2 artı 3. Buradan 4 eksi 2 artı 3. Artı 3'ten ne gelir arkadaşlar? Buradan 5 gelir. Şimdi o zaman bu şu demek arkadaşlar. Bu fonksiyon 2'ye 5 noktasından geçiyor. Ve 2'ye 5 noktasında bunlar birbirine teğettir. 2'ye 5 noktası fonksiyonu sağladı. Ve buradaki doğruyu da sağlamak durumunda. X yerine 2, Y yerine 5 yazınca sağlanır. 5 eşittir 7 çarpı 2 14 artı m artı 1. Burada 14 ile 1'i topladığımız zaman 15 karşıya attık. M buradan ne gelir arkadaşlar? Eksi 10 gelirmiş. İkisi de bir noktadan teğetse ikisi de bu noktayı sağlayacaktır. Unutmayalım arkadaşlar diyerek geldik bir diğer sorumuza. Ne diyor bu soruda? X kilogram ürünün maliyeti 4 bölü X. Satış fiyatı 4X kare bağıntısıyla veriliyor. Bu üründen M kilogram alınıp satıldığında ne kâr ne zarar elde ediliyor. O zaman ne kâr ne zararsa 4 bölü x'in ne olması lazım? 4 x kare eşit olması lazım. X dediğimiz şey esasında burada m arkadaşlar. Çünkü m kilogram olduğunda bu gerçekleşmiş oluyor. Buraya m yazalım. Buradan 4'ler gider. M küp 1'e eşitse m'yi de buradan ne olarak bulduk? 1. Sonra m x eşittir m absisli noktadan maliyet ve satış fonksiyonlarına çizilen teğet doğruları arasında kalan açıyı istiyor. Yani f'in türevinde 4 ile g'nin türevi 4 arasında kalan açı. Açı varsa ne var? Tanjant var. Direkt olarak çıkaramayız arkadaşlar. Hemen açımızı birazdan inceleyeceğiz. İlk olarak türev alalım. Bu f'i ne olarak yazabiliriz? Fx'imiz arkadaşlar 4 çarpı x üzeri eksi 1'dir. O zaman f'in türevinde x eşittir. Eksi 1'i başa aldık. Çarpı 4 x üzeri eksi 2. F'in türevinde o zaman 1'i ne buluruz arkadaşlar? Eksi 4 olarak bulduk. G'nin türevinde x'i bulacak olursak 8x'tir. G'nin türevinde 1 o zaman nedir? 8 olarak bulunur. Şimdi aradaki açıyı soruyorsa bunlar zaten nelerdir arkadaşlar? Tanjant değerleridir. Neyi istiyor bizden? Tan A eksi B'yi istiyor. Bunun açılımı şuydu. Tan A eksi tan B. 1 eksi tan A çarpı tan B ile buluyorduk. Bu da şu şekilde hemen yerine yazacak olursak tabii arkadaşlar. Burayı eksi dedik ama burası artı arkadaşlar. Hemen yerine yazalım. Eksi 4 eksi 8 bölü 1 artı eksi olmuş olur. Bunların çarpımı 32. Üst taraf eksi 12, alt taraf eksi 31. Sadeleştirirsek daha doğrusu ikisini de eksi ile çarptığımız zaman 12 bölü 31 olarak cevabın geldiğini söyleyebiliriz. Geldik son bir önceki sorumuza. Ne diyor bize? Yukarıda d doğrusu f fonksiyonunun x eşittir 2 d teğetmiş. Baktığımız zaman hangilerinin doğru olduğunu vermiş. Ben ilk olarak doğrumun eğimini bulmak istiyorum arkadaşlar. Doğrumuzun eğimi nedir bakarsak burada? 2 bölü 1'den 2'dir ama sola yatık olduğu için eksi 2. O zaman f'in türevinde 2 noktasının değeri eksi 2'ymiş. Bu elimizde dursun. F fonksiyonun 2'deki teğetin eğimi 2 demiş, yanlış, eksi 2 ben dedim, gitti. Fonksiyonun x eşittir eksi 1'deki teğetin eğimini vermiş. Ben hemen türev alacak olursam. F'in türevinde ilk olarak içerinin türevini aldım. Eksi 2 çarpı. Ne demiş olacağız arkadaşlar burada? F'in türevinde 1 eksi 2x. Fonksiyonun 1 bölü eksi 2 dediği zaman içeriye kaç yazmamız gerekecek arkadaşlar burası için? Hemen incelediğimiz zaman daha doğrusu direkt olarak eksi 1 bölü 2 olmasını istiyor. Eksi 1 bölü 2 yazdığımız zaman burası ne yaptı?
F'in türevinde 2 yaptı. Başta da eksi 2 var. Ben bunu zaten eksi 2 olarak biliyorum. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptım. 4 yaptı mı? Evet yaptı. Uygun o zaman. Buradaki teğet, fonksiyonun teğetin eğiminin ne olduğunu vermiş. 2. Ben bunu eksi f eksi x olarak düşünürsem. Türevini aldığımız zaman içerinin türevi arkadaşlar eksi 1'dir. Eksi x'in türevi. Dışarıda da ne var? Eksi f'in türevinde eksi x var. X yerine eksi 2 yazarsak burası eksi x artı oldu. F'in türevinde 2 yapmış olur. Bunun değeri de arkadaşlar eksi 2 olmuş olur. 2 olmaz. Cevabımız o zaman yalnız 2'dir diye söyleriz. Ve geldik son sorumuza. Bu soruda da arkadaşlar grafik üstünden direkt okuyarak hiç tablo mablo oluşturmadan çözebiliriz. Ama bir soruyu okuyalım sonra değerlendirelim. Yukarıda f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı değer olduğunu sormuş. Şimdi tam buralarda bir dönüm olduğundan dolayı, bir sivri uç da olmadığından dolayı türevler buralarda nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Nerede türev sıfır? 1 bölü 3'te. 1 bölü 3 derken 1 bölü 3 yazdık. 1 bölü 3 ve 5 noktalarında türev sıfır. Neden? Tam x eksenine paralel olmuş oluyor o noktada. X kare eksi 4'e baktığımız zaman arkadaşlar bunun kökleri nedir? 2'ye eksi 2'dir. Bir tablo oluşturmamız bize sonucu hemen götürmüş olacaktır. En küçük kökümüz kaç arkadaşlar burada? Eksi 2. Sonra kaç var? 1 bölü 3 var. Sonra ne var? 2 var. Sonra da ne var? 5 var. Hemen tabloda bu değerler ne yapıyor arkadaşlar? Sıfırlamış oluyor. Ve içlerinde dolu olarak gösterelim. Çünkü eşitsizliğimizde dahillik var. Hatta o zaman başlayacak olursak neyle başlayacağız arkadaşlar? Buradan sonra eğimlidir, pozitiftir 5'ten sonra. X kare eksi 4 de pozitif olduğu için pozitifle başladık. Pozitif, negatif, pozitif, negatif. Burada da ne almış olacak? Pozitif almış olacak. Bizim için nereler önemli? Negatif aldığı yerler önemli. Şurası ve şurası. Burada hangi değerleri alır arkadaşlar? Eksi 2'yi alır, eksi 1'i alır, 0 alır. Burada 2, 3, 4 ve 5'i alır. 4 tane buradan. 3 tane buradan, toplam 7 tane değer vardır diye söyleriz. Grafikte nasıl bunu okuruz arkadaşlar? 5'ten büyük olduğu yerde x kare eksi 4 pozitif. Burada diğerine baktığımız zaman eğim olarak değerlendirecek olursak arkadaşlar eğim de pozitif. Pozitifle pozitifi çarptık, pozitif oldu. Yani 5'ten büyük bir değer alamayacağını söyleriz. Ama tam 5 noktasında eğim 0 olduğu için 5'i alabileceğinden bahsedebiliriz. Bunda farklı renk kalemlerle bunları değerlendirelim. Bu da ikinci bir çözüm yolu olmuş olsun. 1 bölü 3 ile şu arada arkadaşlar baktığımız zaman nedir? Eğim negatiftir. Eğim negatif ama buraya 2 değerinden sonra da bu değer de pozitif olmuş oluyor. Negatifle pozitifi çarparsak bu aralıkta da ne gelmiş olacak arkadaşlar? İstenilen çarpımın negatif geleceğini söyleriz. 2, 3 ve 4'ü de buradan aldık. Sonrasında bu aralıkta bu x kare eksi 4 kesinlikle negatiftir ve eksi 2 de sıfırdır. Negatif eğim ise şu şekilde t çizerek oluşturduğumuzda sağ tarafa yatık tepe noktası pozitif oluyor. O zaman bu aradaki değerleri de alıyor. Orada da eksi 2 var, eksi 1 var, 0 var. Bu şekilde de bir değerlendirmeyle çözüme ulaşılabilir arkadaşlar. Biz de bu şekilde bir de orijinalden dinle serisinin çözümlerinin sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.